Arkadaşlar merhaba. Temel geometrik çizimlerimize teknik resim başlığımız altında devam ediyoruz. Bu sefer yeni bir A4 kağıdı ve önceki geometrik uygulamalarımızda yaptığımız gibi altı eşit parçaya kağıdımı ince çizgilerle böldüm. Şimdiki uygulamalarda yapacağımız şey dairelerin içerisine üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen ve istediğimiz sayıda çokgen oluşturma yöntemlerini görmeye çalışacağız. Bunun için şuradan başlayalım. Şurayı referans aldım. Benim her bir bölüntümün aralığı 82 mm civarındaydı. Ben de 41 mm civarında bir noktadan başlıyorum. Şurası da 80 civarında. Buraya önce bir eksen çizgisi çizeceğim. Bunun için 6-7 milimetre uzunluğunda çizgiler ve nokta koyacak şekilde bastırmadan eksen çizgimi çiziyorum. Sonra bunun diklemesine kesen. eksen çizgisini yine iki cetvel yardımıyla bu noktadan da çiziyorum. Evet bunu çizdikten sonra Pergeli gelimi Yine kendi belirlediğim bir değer kadar video çektiğimizden dolayı biraz daha büyük olsun. 30 mm değerinde ayarlayıp kesişme noktasına batırıyorum. Şimdi ben burada video çektiğimden dolayı kameranın tripod ayaklarından dolayı bazen kağıdı yana çekmek, sağa çekmek, ters çevirmek gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyorum. Sizler kendiniz eğer rahat edecekseniz kağıtlarınızı şu köşelerden ufak bantlarla masanıza dik bir şekilde bağlayabilirsiniz. Evet ince çizgimizi çizdik. Burada ufak bir detaydan bahsedeyim. Oluşturduğunuz dairenin kenarlarından çıkan şu eksen çizgileri 3-4 mm civarında dışarıya taşsın arkadaşlar. İnce çizgiyle çizdiğinizden dolayı bunları silebilirsiniz fazlalıklarını. Ama çok fazla silgi kullanmakta doğru olmayacağından dolayı bunu başlangıçta ayarlamak daha güzel olacaktır. İkinci bir önemli hususta pergeli batıracağımız noktanın belli olması gerekir. Yani eksen çizgilerini çizdiğinizde tam merkezden geçmesi gerekir. Şimdi yapmam gereken şey bu alt taraftaki noktaya pergelimi batırmak. Pergelimi bu noktaya batırdıktan sonra bir yay çiziyorum. Ve dairemi her iki noktadan kesiştiriyor. Buraya bir, buraya iki numaralı noktalar diyorum buraya da üst noktaya da a noktası diyor artık yapmam gereken şey bu noktaları birleştirmek bir numarayla iki numaralı noktayı birleştiriyorum bir numarayla köşe noktayı yani a noktasını birleştiriyorum. 2 numara ile de yine üst taraftaki A noktasını birleştiriyorum. Evet, birinci uygulamamızda amacımız kağıdın içerisine eşkenar bir üçgen çizmekti. Bunu sağlamış olduk.